Hakim! Ne çocuktu? Ve kahreden! Yaratan ki onlardı. Ne zannımıza yalnız onların maceraları vardı. Ağaç gibi güler. Ve merasimsiz ağlayan. Ne avrat küfreden ki onlardır. Destanımızda yalnız onların maceraları vardır. Demir. Kömür. Ve şeker. Ve kırmızı bakır. Ve mensucat. Ve zebra. Ve suyun. Ve hayat. Ve bir cümle sanayi kollarının. Ve gökyüzün. Ve sahra. Ve mavi okyanus. Ve kederli nehir yollarının. Sürülmüş toprağın ve şehirlerin bahtı bir şafak vakti değişmiş olur. Bir şafak vakti karanlığın kenarından onlar ağır elleri toprağa basıp doğruldukları zaman en bilgi ayalara, en renkli şekillere aksettiren onlardı. Asırda onlar yendi, onlar yenildi. Çok sözler edildi onlara dair. Ve onlar için zincirlerinden başka kaybedecek şeyleri yoktur denildi. Adana, Antep, Urfa, Maraş düşmüş, dövüşüyordu. Ateşi ve ihaneti gördük. Ve kanlı bankerler pazarında memleketi aramaya satanlar. Yan gelip ölülerin üzerinde yatanlar. Düştüler can kaygısına. Ve kurtarmak için başlarını halkın gazabından karanlığa karışarak basıp gittiler. Yaralıydı, yorgundu, fakirdi millet. En hazırlı düzenleri dövüşüyordu fakat. Dövüşüyordu köle olmamak için iki kat. İki kat soyulmamak için. Ateşi ve ihaneti gördük. Murat Nehri, Canik Dağları ve Fırat. Kızılırmak, Yeşilırmak, Dilbeşer Ovası ve Gültepe. Gördü sivri dişli İngiliz'i. Ve Aksoy'la Köprüsü, Karagöl ve Söğüt Gölü. Ve gümüş basamaklı türbesinde yatan büyük aşık ölü. Şapkası horozlu İtalyan'ı gördü. Ve Çukurova, kıyasıya düzlük, uçurumlar, yamaçlar, dağlar kıyasıya. Ve Seyhan, ve Ceyhan, ve kara gözlü yörük kızı. Gördü mavi üniformalı Fransızı. Ve devam ettik ateşi ve ihaneti görmekte. Eşraf ve mütehayizanın çoğu. Ve ağlar. Bağdasar Ağ'dan kellesi Büyük Mehmet Ağa'ya kadar düşmanla birlik oldular. Ve inekleri, koyunları, keçileri sürüp götürüp gelinlerin ırzına geçip çocukları öldürüp ve istiklali yakıp yıktıkça düşman dağa çıktı mahzeninin aşağıdığı çiftesini kapan. Ve çığ gibi çoğaldı çeteler. Ve köylülerden paşalar görüldü. Karadolu köylülerden. Ve bizim tarafa geçenler oldu. Tunuslu ve Hintli kölelerden. Ve Türkistanlı Hacı Ahmet. Kısık gözleri, seyrek sakalı, hafif makineli tüfeğiyle dağlarda bir başına dolaştı. Ve akşamüstü, ve sabahleyin, ve öğle sıcağında, ve geceleyin yıldız alacasında. Ne zaman sıkışsa bizimkiler, peyda oluverdi yerden biter gibi o. Ve ateş etti, ve düşmanı dağıttı, ve kayboldu dağlarda yine. Ateşi ve ihaneti gördük, dayandık, dayandık her yanda. İzmir'de, Aydın'da, Adana'da dayandık, dayandık Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te. Antepliler silahşar olur, uçan turnayı gözünden, kaçan tavşanı art ayağından vururlar. Ve Arap mısrağının üstünde taze yeşil selvi gibi ince uzun vururlar. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşar olur, Antepliler. Yiğit kişilerdir. Karayılan, karayılan olmazdan önce Antep köylerinde ızgat. Belki rahatsızdı, belki rahatsızdı. Bunu düşünmeye vakit bırakmıyordular. Yaşıyordu bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı bir tarla sıçanı kadar. Yiğitlik atla, silahla, toprakla olur. Onun atı, silahı, toprağı olur. Boynuyla böyle çok ince ve böyle kocaman kafalıydı. Kara yılan, kara yılan olmazdan önce. Düşman Antep'e girince Antepliler onu korkusunu saklayan bir
Antep'e bir manzer verdiler. Antep çetin yerdir. Kırmızı kayalardan şişir kertenkeleler. Sıcak bulutlar dolaşır havada. İri gir. Düşman tutmuştu tepeleri. Düşmanın topu vardı. Antepliler de duvara sıkışmışlardı. Düşman şaraptan döküyordu. Toprağı kökünden döküyordu. Düşman tutmuştu tepeleri. Akan Antep'in kanıydı. Düz ovada bir gül fidanıydı. Kara yılanın kara yılan olmazdan önceki siperi. Bu fidan öyle küçük, korkusu ve kafası öyle büyüktü ki onun namlıya tek fişek sürmeden yatıyordu yüzü koyun. Antep sıcak, Antep çetin yerdir. Antepliler silahşör olur. Antepliler yiğit kişilerdir. Fakat düşmanın topu vardı ve ne çare kader, düz ovayı Antepliler düşmana bırakacaklardı. Ve kara yılan kara yılan olmazdan önce umrunda değildi ki kara yılanın. Kıyamete dek düşmana verseler Antep'i. Çünkü onu düşünmeye alıştırmadılar. Yaşadı toprakta bir tarla sıçanı gibi ve korkaktı da bir tarla sıçanı kadar. Siperi bir gül fidanıydı oyun. Gül fidanının dibinde yatıyordu ki yüzü koyun. Ak bir taşın ardından kara bir yılan kafasını çıkardı. Derisi ışıl ışıl, gözleri alevden al. Dili çataldı. Birden bir kurşun gelip kafasını aldı. Hayvan devrildi kaldı. Kara yılan kara yılan olmazdan önce kara yılanın endamını görünce haykırdı avaz avaz ömrünün ilk düşüncesini. İbret al deli gönlüm, deli sandıkta saklansan bulur seni. At taş ardında kara yılanı bulan ölür. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olan fırlayıp atlayınca ileri bir dehşet aldı Antepleri. Seyirttiler peşince. Düşmanı tepelerde yediler. Ve bir tarla sıçanı gibi yaşayıp bir tarla sıçanı kadar korkak olana kara yılan dediler. Kara yılan der ki harbe oturak. Kilis yollarından kelle getirek. Nerede düşman varsa orada bitirek. Vurun hayitler. Namus. Harbe oturak. Kilis yollarında kelle getire. Nerede düşman varsa orada bitire. Vurun haydiler. Namus. 920'nin 23 Ağustos'u pek mütevazı bir mektep salonunda inikat etti Erzurum Kongresi. Erzurum'un kışı zorludur balam. Tandırında tezek yakar Erzurum. Buz tutar yiğitlerinin bıyığı ve geceleyin Karlova'da kas katı katılaşmış, donmuş görürsün karanlığı. Erzurum'da kavaklar balam. Erzurum'da kavaklar tane tane. Kavaklar da tane tane yapraklar. Ve terden, ve toz dumandan, ve sinekten geçilmez. Erzurum'da yaz gelip de bastı mıydı sıcaklar? Erzurum'un dağlarına kare yorulur. Erzurum'un düzdür, topraktır damı. Erzurum güzelleri giyer balam. İncecik ab yünden etrafı. Yürek boynun büker balam Erzurumlu türkülere. Halim Selim'dir Erzurum'un adamı. Ve lakin dönmesin gözü bir kere. Erzurum'da 14 gün sürdü kongre. Burada mazlum milletlerden bahsedildi. Bütün mazlum milletlerden ve emperyalizme karşı dövüşlerinden onların. Orada bir şurayı milliden bahsedildi. İrade-i milliyet... Tabii küldür! Denildi. Kabul olunmaz! Denildi. Manda ve himaye. Buna rağmen İstanbul'da birçok hanımlar, beyler, paşalar çık altından kesmişlerdi umudu. Yağdırıldı telgraflar Erzurum'a. Amerika'dan saldırı gireyim diye istiklal diyorlardı. Şayan arzu edecektir ama bugün bu diyorlardı. Mümkün değil. Birkaç vilayet diyorlardı. Kalacak halde şu halde diyorlardı. Şu halde Mehmet Osmani'nin cümlesine şamil, Amerikan Mandı Derneği'ni talep etmiş. Memleketimiz için en lazım.
şekli hal kabul ediyoruz. Fakat bu şekli halli kabul etmedi Erzurum'da. Erzurum'un kışı zorludur babam. Buz tutar yiğitlerinin bıyığı. Erzurum'da kas katı dimdik ölür adam. Kabullenmez yıldırdı. İstanbul'da birçok beyler paşalar kadınlar. Tüm perdeler, kravatlar, akolitler, şişeler, çıtı pıtı dillerine pamuk gibi egeli ve bir çare tel, gram telleriyle devretmek için Anadolu'ya, Amerika'ya. Şöyle diyorlar Erzurum'dakilere. Bizi bir başımıza bıraksalar, taraf girdik, cehalet, bir tok konuşmaktan başka müsbet bir hayat kuramayız. İşte bu yüzden Amerika çok işimize geliyor. Hem Filipin gibi vahşi bir memleketi adam etti Amerika. Ne olacak? Biz de 15-20 sene zahmet çekeriz. Böylece yeni dünya sayesinde istiklali kafasında ve cebinde taşıyan bir Türkiye vücuda geri verir. Amerika! İçine girdiği memleket millet ayrını, nasıl bir idare kurduğunu Avrupa'ya göstermek ister. Hem artık iş uzatmaya gelmez. Çok tehlikeli anlar yaşıyoruz ya. Sergüzeşte ve Cidal devrik geçmiştir. Türkiye'yi geri getirecek olan bir gazeteci belki kurtarabilir. 4 Eylül 1919'da toplandı Sivas Kongresi ve 8 Eylül'de yine ortaya çıktı Amerikan mandası. Akkoyun'la Karakoyun'un geçitte belli olduğu günlerdi o günler. Ve İstanbul'dan gelen bazı deva sapsarı yılgınlıklarıyla beraber ve ihanetleriyle birlikte bir de Amerikan gazeteci getirmiştiler. Ve Erzurumlulardan ve Sivaslılardan ve Türk milletinden çok iş bu Mr. Brown'la güveniyorlardı. Bu zevata. İstiklalimizi kaybetmek istemiyoruz efendiler. Denildi. Fakat ayak direğe defendiler. Malta'nın istiklali ihlal etmeyeceği muhakkak iken. Dediler. Herhalde bir müzahirete muhtacız diyorum ben. Dediler. Hem zaten. Dediler. Birbirine mani şeyler değildir istiklal ile manda. Ve esasen. Dediler. Müstakil kalamayız böyle bir zamanda. Memleket harap, toprak çorak, borcumuz 500 milyon. Ay. Validat ise 15 milyon ancak ve Allah korusun harbedirse İzmir kalsa Yunanistan'ın elinde. Düşmanımız vapurla asker getirir buraya. Biz Erzurum'dan hangi şimendifelle nakliyat yapabiliriz? He? Mandayı kabul etmemiz. Hemen. Dediler. Onlar dreadnought yapıyor, biz yelkenli bir gemi bile yapamıyoruz. Hem İstanbul'daki Amerikan vatandaşlarımız mandamız korkunç değildir diyorlar. Cemiyeti akvam nizamnamesine dahildir diyorlar. Ve böylece bin dereden su getirdi İstanbul'dan gelen zevat. Sivas mandayı kabul etmedi fakat. Hey gidi deli gönlüm, akıllı, umutlu, sabırlı deli gönlüm. Ya istiklal! Kerim içinde oynardı. Ambarda nohut çuvalları, kuru üzüm,
bakla, şaşırılacak şey katırların yemesi için ve tabii ki cephede silahlarıyla sandıklar. Bir gün makinist dayısı Kerim'e... Ambarda silah çalıp bana getir. Gavura karşı koyan zeybeklere göndereceğim. Ve ambardan silah çaldı Kerim. Bir. Bir tane daha. Beş. On. Aldattı Hindistanlı dostlarını zeybekleri daha çok sevdiğinden. Fakat çok sürmedi bu. Parlak kara sakallı amcalar gitti. Kerim geçirdi onları istasyona kadar. Ertesi gün Lefke Köprüsü'ne atıp zeybekler gelince Eskişehir'e dayısı Kerim'e elinden tutup verdi onlara. İşte o günden sonra, bugüne kadar kahraman bir türküdür ömrü Kerim'in. Eskişehir'den alıp onu Kocaeli Grubu Paşası'na götürdüler. Çatık kaşlı, yüzü gülmez bir kaşaydı. Kerim çabucak öğrendi beygire binmeyi, sırt maç olmayı. Zaten bilgisi vardı bunda. Dağlardan genç bir keçi gibi inmeyi, gizlenmeyi ormanda. Ve bunca marifetine rağmen Kerim, ölüme her gün bir kurşun adımı daha yaklaşarak ve... Geçmiş olsun! Dedikleri zaman şaşarak düşman içinden geçip getirdi haber, götürdü haber. Onu namlı bir kaptan gibi saydı çeteler. Bir oyun arkadaşı gibi sevdi çeteleri o. Ve bir fidan gibi düz, bir fidan gibi cesur, bir fidan gibi vazgeçen bir çocuğun sevinçle oynadığı bu müthiş oyun. Sürdü 1335'e kadar. Kocaeli ormanı bürgen ve meşeli, yüksek ve kalın, gökyüzü gözükmez. Durgun bir geceydi. Hafif yağmur yağmıştı biraz önce. Fakat ıslatmamıştı ki yaprakları. Hışırtısıyla yürüyordu beygir Kerim'in. Solda ileride tepenin eteğinde ateşler yanıyordu. Tekneciler yanılan yamur çeteler olmalı. Damlalar damlıyordu Kerim'in yüzüne. Beygirinin başı gittikçe karanlığa giriyor. İtsiz Recep'in yanından dönüyordu Kerim. Kağıtlar götürmüş, kağıtlar getiriyor. Sonra birden bir adım getirdi. Heykel gibi. Teknecilerin ateşini görmüş olacak. Sonra birden dört kola kalktı. Şaşırdı Kerim. Bıraktı dizginleri, sarıldı beygirin boynuna. Deli gibi gidiyordu hayvan. Çocuğun yüzüne ardı ardına çarpıyordu yapraklar. Meşeleriyle ve gülgenleriyle karanlık orman. Rüzgar gibi geçiyordu iki yanından. Kim bilir kaç saat böyle gidildi. Ve aynı hızla Armaşa'nın altından baş değirmenlere geldiğinde beygir birden yere kapattı. Tekerlendi Kerim. Doğruldu. Ve aklına gelen ilk şey saatine bakmak oldu. Kırılmıştı canı. Doğruldu tekrar, bindi beygirine. Hayvan topallıyordu biraz. Sol kulağı kırıyordu Kerim. Kireze'ye geldiler. Sapanca ile Arif yarısı. Sonra tekrar durdu beygir. Ertesi akşam Sapanca'ya geldiler. Çok zor nefes alıyordu Kerim. Beli o kadar ağrıyordu ki İnemedi beygirden. İndirdiler. Kerim'i bir yaylaya bindirdiler. Adapazarı. Sonra belki 10 gün, belki 15. Kanlılar, Mekkari arabaları. Ve gitgide daralan nefesi. Konya, Yakşı. Burada mağlup gaziler için takma kol ve bacaklar yapmışlardı. Ve nihayet Hatçıhan köyünden çıkmış. Hala rüyalarına girer Kerim'in. Bu incecik yoldan eşeğe binip gelen çiçek kuzulu insan yüzünü. Usta oldu Kerim'i bayıltıncaya kadar. Sonra zifte koydu bu kırılmış dal gibi çocuk bedenini. 20 gün geçti aradan. Ve sonra bir ikindi vakti ziftin içinden Kerim'i kambur çıkardılar. Düşmüşüm elden ayaktan, kaldır beni, kaldır beni. Beni, beni, beni kaldır, kaldır beni, kaldır beni. Beni ihanetini övdük. Düşman ordusu yine başladı.
pazarı. İçimizde hilafet ordusu, Anzavur isyanları. Ve aynı sırada öteki Konya. Sabah 500 asker kaçan delibaşı yeşil bayraklarıyla girdi şehre. Alaaddin Tepesi'nde 3 gün 3 gece hüküm sürdüler. Ve tabii ki Malatya istikametlerinden ölümlerine giderken kertilerinde kesilmiş kafalar götürdüler. Ve 29 Aralık Kütahya, 4 top ve 1800 atlı bir ihanet. Yani Çerkez Ethem. Bir gece vakti kilim ve halı yüklü katırları koyun ve sığır sürülerini önüne katıp düşmana geçti. Yürekleri karanlık, kemerleri ve kamçıları gümüşlüydü. Atları ve kendileri sevizdiler. Ateşi ve ihaneti gördük. Ruhumuz fırtınalı, etimiz mütehammi. Sevgisiz, ihtirassız çıplak devler değil. Korkunç zaafları ve mutlak kuvvetleriyle, silahları ve meygirleriyle insanlardı dayanan. Ve şimdi kerempe fenerinin açığında, batan teknenin kayığında emanetiyle tek başınadır. Fakat yalnız değil, rüzgarın, bulutların ve dalgaların kalabalığı İsmail'in etrafında hep bir ağızdan konuşuyordu. Arnaveli İsmail kendi kendine sordu. Emanetimizi alabilecek miyiz? Kendine cevap verdi. Varmamış olmaz. Gece Tophaner Özü'nün lakamacı ustası Bekir Usta ona evladım İsmail, hiç kimseye değil, bu sana emanettir. Ve Kerem Efeleri'nde düşman projekleri dolaşırken takılan yelkenlerinde İsmail reisinden izin isteyip şabaniz deyip emaneti yerine götürmeliyiz deyip atladı takanın bataryasına açıldı. Allah büyük ama kayıp küçük demiş yapı değil. İsmail bodoslamadan bir sağlak verdi. Bir sağlak daha. Sonra 3 kardeşler. Ve denizi bıçak atmak kadar iyi bilmiyor olsaydı alabor olacaktı. Tam karşında bir kırmızı damla ışık görünüyor. Sivastopol'a giden bir geminin sancak feneri. Elleri kanayarak çekiyor İsmail'in kürekleri. Ama İsmail rahattır. Kavgadan ve emanetinin tarifinde. İsmail unsurunun içinde emanet bir ağır makineli tüfektir. Ve olur da gözü tutmazsa İsmail'in liman reislerini ta Ankara'ya kadar gidip o emaneti kendi eliyle teslim edecektir. Rüzgar bocalıyor. Belki karayel gösterecek en azdan 15 mil uzak kıraya yakın sahil. Fakat İsmail ellerine güvenir. O eller ekmeği, küreklerin sapını ve dümenin yekesini, kemer altında fıtıkanın memesini aynı emniyetle tutarlar. Rüzgar karayel göstermedi. Yüz kerte birden atlayıp rüzgar bir anda bütün ipleri bıçakla kesilmiş gibi düştü. İsmail bekleniyordu. Bir anda deniz dümdüz simsiyah durdu. Şaşırdı İsmail, bıraktı kürekleri. Büyük perdi geldi İsmail'in içine. Ne korkusu kavganın haricine düşmedi. Ve İsmail bir balık gibi ürkerek, bir çift kürek, bir sandal ve ölü bir deniz gibi gördü yalnızlığını. Ve birden öyle kahredip gördü ki insansızlığı, yıldı elleri. Asıldı küreklere, çat! Kırıldı kürekler. Rüzgar tekneyi açığa sürdü. Artık hiçbir şey mümkün değil. Kaldı ölü bir denizin ortasında kanayan elleri ve emanetiyle İsmail. Önce küfretmek geldi içinden. Sonra elham okudu. Sonra güldü. Eğilip okşadı mübarek emaneti. Sonra malum olmadı insanlara. Arka ve İsmail'in akıbeti. Vay beni ağlarım. Aman Ali de ağlarım yana yana. Derdimi diyeceğim. Aman halim hiç belli olmayana. Hayde hayde hiç belli olmayana. Ayın altında karılar gidiyor.
Toprak öyle bitip tükenmez, dağlar öyle uzakta ve sanki gidenler hiçbir zaman hiçbir menzile erişmeyecekti. Kanlılar yürüyordu yekpare meşeden tekerlekleriyle ve onlar ayın altında dönen ilk tekerlekti. Ayın altında öküzler başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi ufacık, kısacıktılar. Ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında ve ayaklar altından akan toprak, toprak ve topraktı. Ve kadınlar, bizim kadınlarımız, korkunç, mübarek elleri, ince, küçük çeneleri ve kocaman gözleriyle anamız, avradımız, yarimiz ve sanki hiç yaşamamış gibi ölen ve soframızdaki yeri öküzümüzden sonra gelen ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız ve ikinde, tütünde, odunda ve pazardaki ve kara sabana koşulan ve ağlılarda ışıltısına yere saplı bıçakların oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan kadınlar, bizim kadınlarımız. Ve ayın altında kanlılar yürüyordu, Akşehir üstünden Afyon'a doğru. Ne bir acayip mahluktu bu üç numaralı kamyonet. İhtiyar, inatçı, cesur, şirin. Kırılıp arada kalan son arka makas yerine, şasinin altına dinginin üzerine budaklı bir gürgen kütüğü sarmış olmasına rağmen ve kalp ağrısıyla 10 kilometrede bir karanlığa yaslanıp durduğu halde ve ventilatöründeki 4 kanattan ikisinin ortasındayken şahsının makale kudretini resmen biliyordu. Ventilatörde adede devir düşüyor gibi. Sen Süleymaniye'lisin oğlum Ahmet. Çınar dibinde 2 Mart bir oyunla yerin mücürü kal. Sıra serdelerin önünden yürü. Çeşmeyi geç. Mektep bahçesi, medreseler. Orada, harbi mezaretinin arka duvarında. Kara çarşaflı duvar. Çömelmiş dar serper güvercinlere. Ve papelciler şemsiye üzerinde papaz açarlar. Motorumuz ıkçılık ediyor. Bizi dağ başlarında bırakacak Meret. Ne diyorduk oğlum Ahmet? Dönmediler sağda kalır. Derken son kolunun üstünde her zaman bir seyyar kitapçı vardır. Neydi o seyyar kitapçıda satılan kitapların adı? Hikaye-i Pinokyo. Altı cilt. Tarihi Cevdet. Ve Fendi Tabahat. Tabahat mutfaktan gelirmiş. Yani yemek pişirmek. Hani uzunluğunda olmasına da bayılırım pek. Yaldızlı kuyruğundan tutup bir salgıp üzüm gibi yersin. İleride bir soğukluğu gidiyorum. Saptılar sola. Plastik hava mı kaçırıyor ne? Bir baksam. Plastik hava kaçırıyor. Derdine de bulunmazsa eğer. Dur bakalım baba cevap ver. 3 numaralı kamyonet durdu. Karanlık. Kriko. Hoppan. Eller. Ve köpek yine kızan elleriyi tekerlekle dolaşırken bir şahsi boydan boya patladı. Yedik. Yok. Dağlar dağma sana zindan istemek. Sen Süleymaniye'lisin oğlum Ahmet. Sana tek başına verilmiştir 3 numaralı kamyonet. Hem bir koyun vardı senin. Kendi bacağından asılan bir koyun. Süleymaniye'nin şoför Ahmet. Soyun. Soyundu. Ceket, kilot, pantol, gömlek, kuşak. Ahmet'i postalların üzerinde bırakarak dış lastiğin içine girdiler. Şişirdiler. Bu şarkı nihavendir. Zaten yapıyoruz. Dayan ömrümün törpüsü. Dayan da dağlar anadan şu doğma şoför görsün. Dayan aslan, dayan! Hiçbir zaman böyle merhametli bir ümitle sevmedi. Hiçbir insan, hiçbir aleti. Sabah oldu, cigaram yanmaz oldu.
kızım. Daha yakın, daha küçük kaldığı için. Ve bu saatlerde sokaktan, yüreğimizden, evimize, kendimize, aşkımıza dair sesler geldiği için. Kayalıklarda şayan kalpaklı nöbetçi, okşayarak gülümseyen bıyığını seyrediyordu Kocatepe'den dünyanın en yıldızlı karanlığını. Düşman 3 saatlik yerdedir. Hıdırlık tepesi olmasa Afyonkarahisar şehrinin ışıkları gözükecek. Dağlarda tek tek ateşler yanıyor. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki çayak kalpaklı nöbetçi nereden ve nasıl geleceğini bilmeden çok güzel ve rahat günlere inanıyordu. Ve gülümseyen bıyıklarını okşayarak mavzerinin yanında duruyordu ki birdenbire 5 adım sağında onu gördü. Paşalar hemen onun arkasındaydılar. O saati sordu. Paşalar 3 dediler. Sarışın bir kurda benziyordu. Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurdun başlarına da. Sadece yaratıyordu, yaratıyordu da. Ve ellerin, ve kılıçların, ve nalların, ve gözlerin ışıltısı ard arda çakan aydınlık bir bütündü. Ali Onbaşı bir şimşek hızıyla düşündü ve şu türküyü duydu. Dört dalı gelip uzak Asya'dan, Akdeniz'e bir kızlar başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bilekler kar içinde, dişler kenetli, ayaklar çırlar ve ipek bir halıya Hoş geldiniz.